Evet, sabah ekranında şimdi de beklenti raporuyla karşınızdayız. Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık olmayan şirketlerin hisse senetleri halka arz edilmeksizin sermaye artırımı yoluyla Borsa İstanbul'da nitelikli yatırımcılara satışına imkan veren tebliğ taslağını görüşe açtı. Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık olmayan şirketlerin hisse senetlerinin halka arz edilmeksizin sermaye artırımı yoluyla Borsa İstanbul'da nitelikli yatırımcılara satışına imkan veren payları girişim sermayesi pazarında işlem görecek ortaklıklara ilişkin tebliğ taslağını resmi internet sitesine görüşü açtı. Konuya ilişkin SPK açıklamasında tebliğin halka açık olmayan şirketlerin sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin hisse senetlerinin nitelikli yatırımcılara borsada satış yoluyla halka açık hale gelmelerinin yanı sıra finansal rapor ve bağımsız denetim ile özel durum açıklamaları hakkında yükümlülük ve muafiyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği belirtildi. Söz konusu tebliğe göre bu yolla halka açık hale gelen şirketler Borsa İstanbul nezdinde oluşturulacak yeni bir pazarda işlem görecek. Bu durumdaki şirketler 3 ve 9 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden de muaf olacak. Tebliğ taslağına göre hisse senetleri girişim sermayesi pazarında işlem görecek şirketler için tescil edilmiş asgari sermaye tutarı 5 milyon TL olarak öngörülüyor. Bu yolla halka arz olan şirketlerin hisseleri halka arz tarihinden sonraki 2 yıl süresince halka arz edilerek satılamayacak ya da 2 yıl dolmadan halka arz edilmemiş hisseleri borsanın diğer pazarlarında işlem gören niteliğe dönüştürülemeyecek. SPK 14 Ekim 2022 tarihine kadar tüm kişi ve kuruluşlardan yazılı ya da gspetaslak@spk.gov.tr elektronik posta adresi üzerinden gelecek. Söz konusu tebliğe ilişkin görüş ve önerileri toplayacak. Özellikle Borsa İstanbul cephesinde son günlerde yaşanan tabii enteresan hareketler, düşüşler, büyük kar satışları ve bankacılık hisselerindeki sert dalgalanmaların ardından Halkbank ve İş Bankası muzam sandığı destek alımları gerçekleştirdi. Bankacılık hisselerindeki sert dalgalanmanın ardından Halkbank ve İş Bankası muzam sandığı kendi hisselerine destek alımları gerçekleştirdi. Eylül ayının başından itibaren bankacılık sektöründe yaşanan sert dalgalanmaların etkisiyle 1 Eylül'de 3.363 puan seviyesinde bulunan BIST Bankacılık Endeksi yaklaşık %48.1 yükselerek 13 Eylül'de 4.982 puanı gördükten sonra gelen kar satışları sert bir düzeltme hareketini tetikledi. Yaklaşık bir haftalık süre içinde %35.3 gerileyen endeks 21 Eylül'de gün içinde 3.222 puanı gördü. Söz konusu sert dalgalanmanın ardından Halkbank, kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı yazılı açıklamayla aktif hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül'de toplam piyasa değeri 72.5 TL olan 8.85 milyon lot Halkbank hissesinin 8.06 TL ile 8.58 TL birim fiyat aralığından Borsa İstanbul'dan satın alındığı bildirildi. Halka açık şirketler mevzuat gereği hisse senetlerinin piyasa değerinin gerçek değerinin altında olduğu kanaati oluştuğu durumlarda destek amacıyla esas ya da çıkarılmış sermayenin %10'una kadar miktarda şirket hissesini piyasadan geri satın alabiliyor. İş Bankası muzam sandığı da kapa yaptığı yazılı açıklamada Türkiye İş Bankası hisse senetlerinde 8 TL ile 8.19 TL birim fiyat aralığından 5 milyon lira nominal değerli alım işleminin gerçekleştirildiğini ve işlemlerin sonunda banka sermayesindeki pay oranının %37.262'den %37.312 yükseldiğini bildirdi. Efendim, Berkley CEO'su Venkatarishnan 2023'te yatırım bankalarının alım satım işlemleri kaynaklı gelirlerinde düşüş yaşanmasının muhtemel olduğunu, danışmanlık gelirlerini artırarak telafi etmeye çalışabileceklerini söyledi. Barclays CEO'su Venkatarishnan, 2023'te yatırım bankalarının alım-satım işlemleri kaynaklı gelirlerinde düşüş yaşamasının muhtemel olduğunu, açığı danışmanlık gelirlerini artırarak telafi etmeye çalışabileceklerini söyledi. Bir yatırımcı etkinliğinde konuşan Venkatarishnan, 2022 yılında piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel türbülansın yanı sıra halka arz ve satın alma, devralma anlaşmaları yoluyla yatırım bankalarının ciddi karlar elde etmelerini sağladığını belirterek, gelecek sene muhtemelen ticari gelir havuzları
alacak ve yatırım bankacılığı gelir havuzunda bir miktar büyüme olacaktır. Bunlar birbirini dengeler mi bilmek zor dedi. Piyasalardaki oynaklığın gelecek yılın ilk yarısında süreceğini vurgulayan Venkat Erişinan, bu nedenle ticari gelir havuzlarında daralmanın 2023'ün ikinci yarısında daralmasının daha muhtemel olduğunu sözlerine ekledi. Faiz artırımlarının devam edeceğini ve ekonomiyi soğutabileceğini ifade eden Venkat Erişinan, bunun Barclays açısından olumlu olduğunu, zira politika faizinin artmasının kredi faiz gelirini arttırdığını, 2023'te bankanın maddi öz kaynak getirisinin %10'u aşabileceğini sözlerine ekledi. Evet, beklenti raporunda şimdi info yatırım stratejisti Çağlar Toros'la birlikteyiz. Çağlar Bey, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın, iyiyim Sami Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi, biz de alışkanlık yaptınız artık. Dün böyle size yazarken, ya geliyorsunuz değil mi yarın programımıza derken, evet biz her hafta bekliyoruz sizi. Siz geldiğiniz sürece baş tacısınız. Çünkü gerçekten yorumlarınız ve analizleriniz çok anlaşılır ve net. Biz de anlaşılır ve net bir ekonomi haberciliği yaptığımız için siz bizim için değerlisiniz. Bunu da buradan bütün izleyicilerimizin huzurunda bir kere daha söyleyeyim. Önümüzdeki hafta programı şimdiden bağlamış olayım böylelikle. Teşekkür ederim. Bu şey gibi oldu. Önden yüklemeli konuk organizasyonu şeklinde bir hareket. Şimdi latife ama gerçekten çok kıymetli görüşleriniz. Bu görüşleriniz çerçevesinde de tabii Fed'in dün akşam yaptığı açıklama, bu açıklamanın dünyada yansımaları, bu kadar şahin bir açıklama. Çünkü konuşmasında da daha önce yaptığı, toplantıda yaptığı konuşmada da şahin bir konuşma yapmıştı. Onun üzerine bir bu kadar daha şahin bir konuşma yapmasını bekliyor muydunuz ve nasıl değerlendirirsiniz Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını? Tabii yani bu kadar fazlasıyla şahin bir açıklama sanırım piyasa tarafından beklenmiyordu. Çünkü geçtiğimiz hafta gelen Amerika tarafındaki enflasyon verisinin beklentilerin üstünde kalması sonrasında aslında Fed'in 75 bas puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyordu ve bu kapsamda da bir sürpriz gerçekleşmedi ve Fed faizi 75 bas puan arttırdı. Tabii anketler tarafına baktığımız zaman bu denli enflasyonun yukarı yön yani beklentilerin üstünde gitmesi sonrasında anketler tarafında da %20'nin üstünde bir 100 bas puanlıkta faiz artırımı olabilir mi soru işaretleri aslında piyasada yankılanıyordu diyebilirim. Ama Fed sürprize mal vermeyerek 75 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. Tabii daha önce de belirtmiştik yani faiz artırımından ziyade Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasalar açısından daha önemli çünkü Fed'in yaptığı sözlü yönlendirmelerle piyasa biraz daha yönünü belirliyor diyebiliriz. Fed'in yaptığı en iyi işlerden bir tanesi aslında sözlü yönlendirmeydi. Ama Nisan ayındaki Amerika enflasyon verisinin geri çekilmesiyle birlikte Fed tarafından biraz daha güvercin bir tutum sergilenmiş. Ve acaba Eylül ayında agresif faiz artırımları sona erdirilebilir mi? Ya da 25 bas puanlık bir faiz artırımı yapılabilir mi? Biraz daha fiyatlamıştık ve aslında erken konuşma diyebilirdik Fed için. Tabii evdeki hesap çerçeveye uymadı tabiri caizse. Mayıs ve Haziran aylarında son 41 yılın en yüksek enflasyon verisi açıklandı Amerika tarafında. Ve Fed masada olmadığını söyledi. 75 bas puanlık faiz artırımını yapmak zorunda kaldı ki enflasyonu kontrol altına alabilmek adına. Tabii bu denli bir geçmiş veriye baktığımız zaman yani geçmiş senaryoya baktığımız zaman geri çekilmelerle birlikte hemen güvercin bir tona kavuşan bir Fed ardından son 2 ayda enflasyonun geri çekilmesi sonrasında Fed biraz daha sözlü yönlendirmesinde daha sağlam adımlarla ilerlediğini ve daha temkinli olduğunu görüyoruz. Yani bu sefer erken konuşmaya mal vermedi ve hala kısa ve uzun vadeli risklerin ayakta olduğunu söyleyen bir Fed Başkanı Powell vardı dünkü açıklamalarında. Burada %2'lik enflasyon %2'ye gelene kadar sıkı para politikasına yani agresif faiz artırımlarına devam edeceklerinin direkt sinyalini verdi. Aslında bana soracak olursanız bu kadar şahin açıklamalar beklenmemesine rağmen aslında biraz da ekonomi politikalarındaki gerçeklikle bağdaşmış ve en azından hem enflasyonun yukarı yönlü gidebileceğinin sinyallerini verdi hem de yapılan faiz artırımları ile birlikte geçtiğimiz haftalarda konuştuğu ileriki dönem için Amerika büyümesinin geri çekileceğine yönelik sinyalleri de vermesinin ardından agresif tutuma devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü daha önceki konuşmasında Fed Başkanı Powell yapılan faiz artırımları ile birlikte Amerika ekonomisinin acı verici sonuçlara katlanabileceğini açıklamıştı. O yüzden
Hem bu konuşma sürpriz oldu hem de olmadı diyebiliriz. Yani FED Başkanı tercihini büyümeden yana değil enflasyonu düşürmekten yana kullandı ve sıkı para politikasına devam edeceğini söyledi. Şimdi Ekim ayında bir toplantı yok. Kasım Aralık'ta iki toplantı daha var. Orada da bir 100-125 bas puanlık bir faiz artışından bahsetti ve onda da muhtemelen sene sonu 4-4-25 arasında hatta belki de 4-50 bilmiyoruz tabii ki o anki verilerin durumuna göre bir faizle Amerika Birleşik Devletleri herhalde bu seneyi tamamlayacak gibi görünüyor. Bunun yansımaları ne olur peki dünyada piyasalarda böyle bir faiz oranının sene sonunda? Yani evet siz de belirttiniz. Biraz daha büyüme tarafı ikinci plana atılmış durumda. Enflasyonu kontrol altına alabilmek adına her ne kadar şu an için son iki ayda da geri çekilmesine rağmen FED agresif tutuşunu, tutumunu devam ettirecek gibi gözüküyor. Ve yıl sonuna kadar 100 ila 125 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyor. Yani bundan birkaç ay önce konuşmuş olsaydık bu hani FED yıl sonuna kadar faiz ne kadar arttırırdı sorusunun cevabına herhalde o dönemde bundan bir 3-4 ay önce 100 ila 125 puan aralığında diyebilirdik ama şu an için yıl sonu için bunu söyleyebiliyoruz ve FED'in faizlerini %4 ila %4.25'e çekmesi bekleniyor. Çünkü o dönemde konuşulan konu enflasyonun kontrol altına alınabileceği ve enflasyon kontrol altına alındıktan sonra makroekonomik verilerinin iyi gelmesiyle birlikte büyüme odaklı bir politika sergileyebileceği konusu aslında ön plana çıkmıştı ama şu an için tamamen ana tema enflasyon ve yukarı yönlü enflasyon devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki geri çekilme olsa da gıda ve barınma maliyetleri tarafında ve enerji tarafında hala artış devam ediyor ve o yüzden FED tarafı enflasyonu birinci sıraya koymuş durumda ve yıl sonuna kadar da en azından bu birinci sırada gidecek gibi gözüküyor. Şimdi bu agresif tutumun devam etmesiyle birlikte zaten riskli varlıklardan çıkışların hızlandığını görüyoruz ki Amerika tarafındaki tahvillere de baktığımız zaman şu an getiri eğrisi ters çalışıyor. Hem kısa vadeli riskler hem de uzun vadeli riskler hala ayakta. Çünkü hem enflasyon yukarı yönlü gidiyor yani en azından politikaları %2 ama şu an için Amerika tarafındaki enflasyon %8.3 hem de arttırılan faizlerle birlikte gayri safi yurt içi hasıla yani büyüme tarafı da daralmayı işaret ediyor ki şu an için Amerika tarafı zaten teknik resesyonda yani son iki büyüme verisi negatif olarak açıklandı. O yüzden bu faiz artırımlarının devam etmesiyle birlikte riskli varlıklardan çıkışlar bir miktar daha hızlanabilir ve burada aslında güvenli liman olarak biraz daha dolar tarafı gözüküyor ve dolara olan talebin artmasıyla birlikte dolar küresel piyasalarda değer kazanıyor. Zaten dünkü FED faiz kararının ardından da dolar endeksinin 111'li seviyeleri zorladığını ve 111'li seviyeleri geçtiğini gördük. Zaten bu hafta içerisinde 111'li seviyeleri zorlayan bir dolar endeksi vardı ama orayı geçememişti. Ama FED'in yaptığı faiz artırımının ardından şu an için 111'li seviyelerin üstünü test eden bir dolar endeksi var. O yüzden yani kısacası faiz artırımları agresifliğin devam ettiği sürece burada riskli varlıklardan çıkışlar hızlanabilir ve dolara olan talebin artacağından ya da artma ihtimalinin olmasından dolayı dolar endeksinin de yukarı yönlü seyrini devamı beklenebilir diyebilirim. Ama tabii şu anlık konjektüre göre konuşuyoruz. Hani o dönemde farklı bir açıklamalar olabilir, güvercin bir tona geçilebilir. Ama şu an için bu şahin tutumun devam etmesi riskli varlıklardan çıkışı bir miktar daha hızlandırıyor diyebiliriz. Peki mesela bu faiz oranlarının yükselmesiyle beraber dolar endeksinde 111 seviyelerinin üzerine çıkması, hatta analistler sevgili Çağlar bunun böyle 120 dolarlara falan çıkmasını da konuşuyorlar. 115 dolar, 120 dolar bu kadar değerlenen bir Amerikan dolarının Amerikan ekonomisindeki yansımaları sana göre olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Olumlu olursa hangi açılardan doların Amerika'da yükselmesi olumlu olur? Yani bir tanesini ben hani reel sektörcü olduğum için söyleyeyim. Amerika yurt dışından ithalatını ucuzlatacak. İthalat maliyeti ucuzlayacak ve Amerika'nın dış ticaret açığında ciddi anlamda bir azalma olacak denebilir mi mesela bunun gibi? Yani aslında birçok senaryo var bunun için. Evet yani şu an için dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyelerinde ve dolar küresel piyasalarda
zaten değer kazanmaya devam ediyordu. Özellikle 75 bas puanlık faiz artırımlarının yapılması ya da faiz artırımlarının başladığı dönemden bu yana diyebilirim. Yani 2022 yılı içerisinde yapılan faiz artırımları sonrasında zaten dolar küresel piyasalarda değer kazanmaya devam etti. Ve son yapılan artırımlarla birlikte yani 75 bas puanlık faiz artırımlarıyla birlikte de dolar endeksinin zaten yukarı yönlü seyrine şahit olduk ve dolar küresel piyasalarda değer kazandı. Tabii dolar küresel piyasalarda değer kazandı ama yani bu yapılan faiz artırımları neticesinde de Amerika tarafındaki büyüme verilerini de görüyoruz. Şimdi geri çekilmeler hakim ve Amerika tarafı teknik resesyonda. Hani sadece doların değer kazanmasıyla birlikte aslında Amerika ekonomisi şaha kalkmak yanlış olacaktır. Yani siz de belirttiniz. Tamam, evet, bazı maliyetler azalacak Amerika tarafında. Hani cari fazla verme ihtimali belki de daha çok yükselecek ama tek bir kaleme bakarak hani bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. O yüzden hani ben piyasa açısından biraz daha bunu değerlendirebiliyorum diyebilirim. Yani dolar endeksinin yukarı yönlü seyri demek aslında riskli piyasalara biraz daha güvenmiyoruz. Güvenli liman olarak doları işaret ediyoruz demek. O yüzden bu denli dolar endeksinin yukarı yönlü seyrinin devam etmesiyle birlikte ben riskli varlıklardan çıkışların hızlanabileceğini düşünüyorum diyebilirim. Peki bu arada altın fiyatlarında mesela ons altında da daha ne kadar bir geri çekilmeye görürsün? Buradaki destek seviyesi nereye kadar gelir? Ki altının bir çıkarma maliyeti var. Hani bunun hep böyle 1200 dolar ama bunun işletme maliyetiyle beraber 1600 dolarlara bulduğunu söyleniyor. Bugünkü rakamlarda çıkarma maliyeti, işletme maliyeti farklı şeyler. Şimdi buradaki destek nerede olur altında? Gene bu düşüş devam eder mi? Çünkü biliyoruz ki bir 125 bas puanda faiz artışı gelecek. Tabii yani aslında piyasanın aklındaki soru hani ons tarafı, altın tarafı hala güvenli liman mı? Çünkü biliyorsunuz ekonomilerde yani riskli varlıklardan çıkışların hızlandığı bir dönemde genellikle ons altın tarafına girişlerin arttığını ve ons altının güvenli liman olduğu piyasalarda böyle bir izlenim vardı ki zaten ekonomilerin para ve maliye politikalarının tamamen işleyişinin olumlu olduğu yerde evet ons altın tarafı güvenli liman olarak ön plana çıkabilir. Ama şu an tamamen tüm dünyada hem para hem maliye politikalarında bir belirsizlik var. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana ülkeler hani belki de akıllarına bile gelmeyecek derecede faiz artırımları yapıp büyüme tarafını ikinci plana atmış durumda. Şimdi ons altın fiyatlamaları da Fed'in yaptığı faiz artırımları ile birlikte geri çekiliyor. Ayrıca resesyon endişeleri tüm dünyada hala ayakta. Yani Avrupa tarafında bir enerji krizi var. Bu enerji krizinin devam edebileceği öngörüsüyle birlikte sanayi tarafında da bir geri çekilme. Özellikle Almanya tarafında. Zaten geçtiğimiz haftalarda da bunu sizinle konuşmuştuk. Yani bu denli bir resesyon endişelerinin olduğu bir dönemde Amerika tarafının faiz artırımlarına devam ettiği ve dolar endeksinin bu denli yukarı yönlü seyrine devam ettiği bir dönemde ons tarafındaki geri çekilmelerinin de hızlandığını görüyoruz. Dün bir miktar yukarı yönlü bir seyir vardı çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı bazı açıklamalar vardı. Bu denli bir hem petrol tarafında hem de ons altın tarafında bir kısmı da olsa yukarı yönlü bir seyir vardı ama tamamen piyasalar şu an için Fed'e odaklanmış durumdaydı ve yapılan faiz artırımlarıyla birlikte ons altın tarafında bir geri çekilmenin devam ettiğini gördük. Yani agresif tutum devam edecek gibi gözüküyor. Ekstrem bir durum olmaması durumunda en azından kısa vadeli olarak ons altın fiyatlamalarında biz geri çekilmenin devamını bekliyoruz diyebilirim. Bunun için 1630 seviyesi aslında ana destek seviyesi olarak teknik tarafta ön plana çıkıyor. Peki şimdi tabii ki özellikle doların endeksinin doların 111 seviyesinin üzerine çıkmasının dolar endeksinin en çok bundan olumsuz etkilenen de Amerikan borsaları oldu. Şimdi borsalarda kırmızılar. Bu borsalar bir türlü yeşillenemedi Amerikan borsalarında. Bu kırmızılar ne kadar daha devam eder? Ne zaman bir çıkış başlar sence? Yani bu yıl sonuna kadar böyle sürekli zarar eden bir Amerikan borsasında bir piyasayı mı göreceğiz? Yani şu anki konjektüre göre bu faiz artırımlarının olması riskli varlıklardan çıkışları hızlandırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ama tabii bir tepki alımlarının da gelmesi kuvvetle muhtemel de olabilir. Çünkü çok fazla gerçekten bir Amerika
piyasaları görüyoruz ve bu denli geri çekilmelerle birlikte tepki alımları da hızlanabilir diyebilirim. Ama hani bunun için de ayrı bir hikaye gerekiyor aslında. Hani yapılacak bir açıklama, hani örneğin ya Avrupa Birliği tarafından ya Joe Biden tarafından olumlu bir açıklama ya bilanço döneminin yaklaşmasıyla birlikte iyi gelecek bir bilanço olur. Aslında şu an için piyasaları hani teknik anlamda yukarı yönlü seyrini yukarıya çevirebilecek bir katalizör yok. Böyle söyleyebiliriz Amerika tarafında. O yüzden her ay bir gelecek açıklama açıklanacak bir veri Amerika tarafında tekrar tepki alımlarını getirebilir. Ama hani şu an için yapılan faiz artırımları, yani şu anki hikaye bu. O yüzden burada geri çekilmelerin devamı beklenebilir diyebilirim. Ama olası bir tepki alımları durumunda da bir katalizör gerekiyor sonuçta. Peki şimdi mesela bizde ikinci çeyrek bilançoları çok iyi geldiği için borsada, özellikle bankacılık sektöründe, işte bu bir anda fiyatlandı ve bilançoların iyi gelmesi, enflasyonist ortamlarda tabii şirketlerin karlılıkları artıyor. Bunu bir kere önce iktisaden söyleyelim. Şimdi Amerika enflasyonda yaşamaya alışmamış bir ülke olduğu için oradaki yatırımcılar da enflasyonist ortamda şirket karlılıklarının bu kadar bizdeki gibi yükselebileceğini tahmin etmişler midir acaba? Yine bir hani bundan dolayı bir borsalarda bir yükselme beklenebilir mi? Ya bak tamam enflasyon yükseldi ve şirket karlılıkları artar. Bunların karlılıkları artarsa bizim yatırımlarımız da artar. Hadi gidelim borsaya, bizdeki Türkiye'deki yatırımcılar gibi böyle bir davranış olabilir mi Amerikan yatırımcılarında da? Mesela hiç konuşulmuyor, tartışılmıyor bu konu. Yani orada biraz daha ters işliyor dediğiniz gibi. Yani bizde açıklanan enflasyon verilerinden sonra yani fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını daha öncesinde olumlu etkileyebileceği algısı Borsa İstanbul tarafında fiyatlandığını görmüştük. Ama hani global tarafta bunun çok fazla fiyatlandığını görmüyoruz. Çünkü bizde risksiz getiriler enflasyon karşısında biraz daha yetersiz kalıyor ve alternatif getiri arayışı olarak biraz daha borsaya yönelim hızlanıyor. Ama evet, hani global tarafta bunun olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü her açıklanan enflasyon verisi, yani yukarı yönlü bir enflasyon verisi sonrasında o taraflarda riskli varlıklardan çıkışların fazlasıyla hızlandığını görüyoruz. O yüzden hani orada bize göre biraz daha ters işleyen piyasalar var. Zaten bu yüzden biz tamamen küresel piyasalardan, yani Şubat ayından bu yana diyebilirim, çünkü hani onu baz almamız biraz daha doğru olacaktır, 24 Şubat'tan bu yana fazlasıyla pozitif ayrışıyoruz. Peki son soru, hem zor bir soru hem kolay bir soru. Ankara'dan gelecek, Merkez Bankası'ndan. Şimdi para politikaları kurulunun bugün açıklayacağı, saat 14'te açıklayacağı faiz oranı sence sabit mi kalır beklentiler, yoksa bir 100 bas puan bir düşüş gelir mi? Net iki şey var, şık burada. Yani ucu açık bir cevap, çünkü benim beklentim geçtiğimiz ayki karar metnine baktığımız zaman ve şu anki hani kur tarafına ya da yurt içi enflasyon tarafına baktığımız zaman %13'te sabit kalması yönünde. Ama biraz daha anketler tarafına baktığımız zaman 100 bas puanlık bir indirimin ihtimalinin de arttığını görüyoruz. Ama hani bana soracak olursanız bugünkü karardan ben bir değişiklik öngörmüyorum. Hem biraz önce de belirttim, yani kur tarafındaki yükselişin devam etmesi, diğer taraftan yukarı yönlü enflasyon, o yüzden çok fazla ve geçtiğimiz ayki karar metninde en azından yıl sonuna kadar bir faiz indirimi ya da arttırımı, yani değişmeyeceği yönündeki mesajları biraz daha göz önünde bulundurarak ben faizli bir değişikliğe gidilmeyeceğini öngörüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, yani olası bir faiz indirimi olsa dahi benim için sürpriz olmayacak. Piyasalar zaten bunu bir hani negatif olarak da algılayacağı düşünülmüyor. Genelde böyle bir görüş var. Zaten dolar kuru yeterince yüksek olduğu düşünülerek, bir de hükümetin tabii tek haneli bir faiz oranı hedefi var. Bu hedef tutturulması için de bu faiz oranının düşmesi gerekir diyenler de tabii büyük bir kesim. Yani karar metninden ziyade burada aslında verilecek kararın çok daha etkili olduğu görülüyor. Çağlar Toros, çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bakalım, şimdiden sözünü aldım bak. Önümüzdeki hafta bakalım hangimiz yayından sonra ararım ben zaten sizi saat 14'ten sonra. Acaba hangimiz tahminlerimizde doğru bildik diye.
Ben şimdi açıklamıyorum tahminimi. Yayından sonra konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Sabah ekranında özellikle beklenti raporunda bu perşembe günü de bizi yalnız bırakmadığınız için. Ve şimdi sabah ekranının sonuna geldik. 1-2 saatlik yayın dilimimiz burada tamamlandı. Biz yarın saat 07'de karşınızda ve huzurunuzda olacağız. Sabah kimselere randevu vermeyin. Saat 7'de sizleri burada Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'nda bekleyeceğim efendim. Biraz reklam arasından sonra birazdan manşeti hep beraber atacağız. Manşet ekonomi diyeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın.